sezon başladı başlıyoruz dedik. Evet, güzel bir sezonumuz başlıyor yeni inşallah. Yeni sezonda spoiler vermedim ama bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Ufak minik tüyolar. Yani tüyo ve spoiler veremiyoruz ama iddialı bir ikinci sezon bekliyor. Yani yine şovunu yapacak anladığımız kadarıyla. Yılmaz Hoca her zamanki gibi yine güçlü kalemini konuşturuyor. Geçen sene özellikle ilk bölümlerde hikayeyi anlatana kadar çok eleştirildiniz. Hı-hı. Herkes işte pavyonu övüyorlar. Hı-hı. İşte pavyonu bir kültür gibi gösteriyorlar. Hı-hı. Şeklinde eleştiriler yönetti. Pavyon bir kültür müdür? Pavyon tabii bir kültür yani. Hiç gittin mi abi? Evet tabii gittim. Bunu diğer röportajlarımda da söylemiştim zaten. Yani insanlar neden bu olayı kabullenemediler? Yani insanlar bazen gözlerini kapatıp yorumlar yapabiliyorlar. Gerçeklerden bazen uzak kalabiliyorlar aynen. O yüzden iyi şeyler hep eleştiriliyor zaten. Yaz sezonu senin için nasıl geçti? İyi, tatil yapabildin mi? Tatilimizi de yaptık. Çalıştık da. Nereye gittin abi? Allah Bodrum işte. Çeşme. Aynen Ege'deydim. Fiyatlardan çok gem vurdular bu sene. 1200 lira lahmacun, 8000 lira hamburger. Hiç yedin mi abi bunu? Doğrudur da yani yok biz genelde evde oturduğumuz için. Ne olabilir biz abi? Biz evden çıkmadık. 1200 lira ben şahsen de merak ediyorum. 1200 liralık lahmacunun içinde ne olabilir sence? Yani kıyma, domates, biber vardır. Çok da farklı bir şey. Biraz da kira. Yani onun üstüne stopaj, kira falan eklenince 1200 lira oluyor. Abi Türkiye... Çok özel bir konuyu tartışıyor ve konuşuyor. Affına sığınarak bunu konuştuğum için özür dileyerek soruyorum. Vallahi abi tahmin edebiliyorum neyi soracağını. Evet hani yani o kadar yorum yapamayacak bir duruma geldik ki artık eleştirildiğimiz yerden bile zarar görüyoruz, üzülüyoruz. Neyi, kimi eleştireceğimizi artık bilmiyoruz. Kime yorum yapacağımızı bilmiyoruz. Yani çok üzülüyoruz. Bugün bile başka bir konu geldi. Yani tüylerim diken diken oluyor hala okuduğumda. Bilmiyorum herhalde toplum olarak bir çürüdük ya. Neden aşamıyoruz sence? Çürüdük abi, toplumsal bir çürüklük bu yani, başka bir şey değil. Artık yani insanlara sıradan mı geliyor ya da başka bir şey mi? Bunların hiçbiri sıradan olmaması lazım. Yani çocuk ya, çocuk yani. Ben de o yüzden bu konu hakkında lütfen zaten... Çok kısa bir şey. 21. yüzyılda dediğim gibi bunu konuşmaktan ben de utanıyorum ama yani nasıl aşacağız bunu? Bunu nasıl aşacağız? Senin bireysel çözüm önerin ne? Yani bireysel çözüm eğitim diyeceğim, eğitim değil, ekonomi diyeceğim, ekonomi değil. Yani bilmiyorum abi. Ya bu tamamıyla bir çürüme. Ya bu çürüme nasıl tamir olacak? Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.